Daya Hatun. Ne oldu sana? Ağladın mı sen? Sorma başıma gelenleri. Paşa ile konuştum, her şeyi biliyor. İyi halt ettin. Ne dedim ben sana? Niye gidip anlatıyorsun? Mecburdum. Ondan başka bana kimse yardım edemezdi. Hem bilmesi lazım. Neticede onun evladını taşıyorum karnımda. Ne oldu onu söyle. Çok kızdı. Nasıl saklarsın diye demediğini bırakmadı. Saraydan gitmemi istiyor. Fakat daha büyük bir bela var başımda. Bundan daha büyük ne olabilir ki? Biz başıyla konuşurken biri bizi dinlemiş. Aman Allah'ım. Kimmiş? Bilmiyorum. Gülşah'tan kuş kullandım. Fakat o olsaydı şimdiye kadar canımı okurdu. Saraydan atıldı. Buna rağmen tek kelime bile etmedi. Belli ki o değil. Saraydan mı atıldı? Nesi var bu hatunun? Üşütmüş kızcağız. Şifahaneye götürün. Herkese bulaştıracak. Kızlar, hanginiz hasta? İslim Hatun. Gülşah, senin ne işin var burada? Öyle icap etti. Fazla kalmayacağım. Söyle haremdekilere. Çok yakında döneceğim saraya. İslim Hatun, bir şey diyeceğim sana. Dur şimdi, meşgul etme beni. Tamam, sen bak hatuna, sonra konuşuruz. Nigar Hatun, bu böyle olmaz. Azıcık bak kendine. Sen eskiden Sülün gibi bir hatundun. Gerçi ben seni her halinle... İslim Hatun. Gecenin bir vakti niye geldin sen buraya? Hürrem Sultanımız birkaç merhem istemiş de onları tedarik ettim. Bırakıp hemen döneceğim. İyi madem. Fazla oyalanma, hemen dön. Merak etmeyin Nigar Hatun. Ağlar. Şehzade. Bağışlayın ben. İyi misin? Hekim çağıralım hemen. Üzüm yok şehzadem, iyiyim ben. Bilhassa sizin yanınızdayken. Ne oldu sana birden böyle? Neyin var? Bütün gün bir şey yemedim. Zayıf düştüm herhalde. Madem öyle, otur bir şeyler ye. Ne haddime şehzadem? Ben müsaadenizle... Sana oturmanı söyledim. Bu işe en çok şehzademiz Mehmet sevinecek. Ne vakittir istiyordu zaten. Sultanım, İslim Hatun geldiler. İslim Hatun mu? O da kim? Eski sarayda hekimdir. Niye gelmiş ki? Bir diyeceği varmış size. Herkes de bana bir diyeceği var. Gelsin. Sultanım, bağışlayın, rahatsız ediyorum. Lakin mühim. İnşallah öyledir. Gülşah Hatun, size gelmem için çok ısrar etti. Yine mi Gülşah? Ben biliyorum onun derdini. Hala benim yanıma gelmek istiyorsa hiç boşuna çabalamasın. Yok sultanım, İbrahim Paşa ile alakalı olduğunu iletmemi istedi. İbrahim Paşa ile alakalı. Gülah. Oo,
sana getirdim. Ay. Bademler, cevizler, fındıklar. Ne iyi ettin Nigar Hatun. Ölmüşlerin canına değsin. Hayırdır, bir şey mi isteyeceksin yoksa? Aşk olsun ha. Ya Latife ediyorum, alın hemen. Geçmiş olsun. Hürrem Sultan rahatsızmış. Yo. Şimdi geliyorum yanından, bir şey yoktu. Hekim kadını gördüm, sultanımıza gidiyorum dedi. Ha, o yüzden. Yok canım, bir mesele için geldi. Gülce Hatun yollamış. Neymiş ki derdi? Yine yardım mı dileniyor? Sorma. İlla görüşmek istiyor. İbrahim Paşa ile alakalı bir DJ varmış. Allah Allah. Neymiş ki? Aman. Sultanımızın hizmetine girmek için yalvarıyor işte. Gayesine de ulaştı. Sultanımız yarın sabah Hasbahçe'ye gelmesini buyurdular. Neyse. Ben işimin başına döneyim. Yahu dur, nereye? İki lafın belini kırıyorduk.